Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hüseyin canın sağ olsun. Tabii ki. Buyurun, hoş geldiniz. Birazcık toplanmayı bekleyelim. O yüzden birkaç dakika erken açtım. Ya teşekkür ederim Burcu. Güzel. Bu da bana motivasyon oldu. Tabii karşılıklı olması lazım böyle şeylerin. Hoş geldiniz. Yağmurcuğum hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ya ders değil bu sefer. Birkaç belki Türkçeden de arada tüyo veririm. Bugün biraz soru da alacağım sizlerden. Daha çok motivasyon üzerine konuşacağız. Sınav anında yapmanız gereken taktiklerden. Mustafa hocam hoş geldin. Sınavdaki hani stres anında üst üste soru çözemediğinizde bir baskı altına giriyorsunuz. O baskıdan nasıl kurtulursunuz? Hoş geldiniz. Merhaba. Selam. Gökaycığım hoş geldin. Sınava soktuğum öğrencilerim hala giriyorlar dersime. Hala sağ olsunlar. Mustafa hocam hoş geldin. Arkadaşlar yayın... Gökay teşekkür ederim. Yayında bir donma vesaire var mı? Yoksa arkadaşın internetiyle mi alakalı? Yunus hocam hoş geldin. Biraz toplanalım. Süper. Yağmur da yoksa zaten hiç kimse de donma yoktur. Süper. Teşekkür ederim. Eminim söyleyeceği çok güzel şeyler vardır Mustafa hocamın da. Merhabalar. Oo Mustafa hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsın hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın hocam? Yanımda Beşiktaş Murat'tan bir öğrenci öğrencim var. Hayran. Hayranın. Seni Ha takip ne güzel. etmiş. Merhaba. Ben de dedim ki eğer ben de katılırsam benim öğrencilerim de en azından derse katılabilir. Bak burada derse giriyorum. Murat Oo ne Beşiktaş. güzel. Bütün öğrencileri topla yanına al Mustafa hocam. Aşağıda ders var, koşun de. Aynen. Şimdi ön lisans grupları bir bunlar kaldılar. Bunları da aradan çıkarttıktan sonra artık rahatım yani. Süper. Artık tatil bugünden sonra benim için de tam anlamıyla başlıyor. Şunları şöyle bir hayırlısıyla yolcu edelim sınavlarını. Aynen. Bu arada kolay gelsin diliyorum Çok sevgili teşekkür hocam. ederim Mustafa hocam. Sağ ol. Öğrencilerinize hepinize selamlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ ol. Merhaba arkadaşlar yeni gelenler için. Mustafa hocam öyle bir selam atmak istedi. O da tarihin duayenlerindendir. Kesinlikle sayfasını sürekli bilgiler de paylaşıyor. Bu arada hazır bilgi paylaşılıyor derken. Açıkçası bu sene benim sayfamı görenler bilir. Benimki çok öğretmenlik üzerine vesaire bir sayfa değil. Tamamen kişisel bir sayfa ama öğrencilerden de çok istek aldım. Ben de ne zamandır aslında istiyordum. O yüzden şöyle bir şey yapalım dedik. Bir sayfa daha açtım kişisel hesabımın dışında. Aslında daha önce eğitim koçu, öğrenci koçu Zarif diye vardı ama onu birazcık değiştirdim. Yeni sayfamın adı Zarif Öğretmen. Bilmiyorum hoşunuza gider mi? Ama bu şekilde devam etmek istedim yoluma. Zarif Öğretmen diye. Sadece Türkçe değil, teşekkür ederim. Sadece Türkçe üzerine değil, aynı zamanda eğitim koçluğu üzerine de olacak. Ama Türkçeden de sürekli bilgi paylaşımı olacak, canlı yayınlar yapacağım yeni sezon için. Umarım ihtiyacınız kalmaz. Arada öyle bir merhaba demek için uğrarsınız yayınlarıma. Ama haberiniz olsun, böyle de bir yeni bir sayfa, bilgi paylaşımı olacak bir sayfa açacağız. YouTube kanalı da açacağım inşallah. O da olacak.
Bakalım yeni projelerle karşınızda olacağız. Peki biraz toplandığımıza göre, saatlerde 9'u gösterdiğine göre hadi bakalım. Birazdan aslında can alıcı noktalara geleceğim ama öncesinde ben birazcık bir yoklama yapmak istiyorum. Yani genel anlamda korkularınız neler? Sınav anı için özellikle soruyorum. Ve az çok tahmin edebiliyorum ama dile getirirseniz söyleyeceklerim daha etkili olacaktır. Var mı bu şekilde düşünen? Cevaplarınızı bekliyorum. En korktuğunuz şey sınav anında ne? 3 soru üst üste yapamadığınızda yaşayacağınız tedirginlik mi? Zaman. Zaman yönetiminden bahsedeceğim. Merak etmeyin. Çok güzel bir turlama tekniğinden bahsedeceğim. Turlama tekniği zamanın zaten arkadaşlar olmazsa olmazıdır. O zaman yönetimi için. Yapamama korkusu. Stres. Arzu Orkun herhalde o. Hem süre hem de uğraştıklarım yanlış. Turlama taktiği tam bu yüzden. Aslında yapamayacağınız soruda boşuna zaman kaybetmeyip yapabileceğiniz sorularda bunu yapabilmek. Onun için de söyleyeceğim. Yapamama korkusu iki şık arasında kalın. Evet. Stres. Merve bir de anlatım bozukluğu vardır. Evet Muhalla. Üç soru yapamazsam arka arkaya nasıl? Dikkat, konsantrasyon. Notlarıma içinde var arkadaşlar onlar da. Heyecandan. Zaten Selda en büyük sıkıntılarımızdan biri bu değil mi? Şimdi aslında siz bütün bir sezon, bütün bir sene bir sürü şey öğreniyorsunuz aslında. Hatta çoğu öğrenci yanlış yaptığı soruları bilmediği için yapmıyor yanlış arkadaşlar. Biz bilgiyi kullanmakta tamam, o bilgiyi depolamakta sıkıntı yaşamıyoruz. O bilgi kullanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Onu o an orada sergilemekte sıkıntı yaşıyoruz. Ben bununla ilgili de birkaç taktik söyleyeceğim. Doğukan merak etme, halledeceğim. Hepinizin sıkıntılarına ne sıkıntınız varmış arkadaş? Merak etmeyin. Bunların hepsini biliyorum. Aslında yazdıklarımdan pek farklı bir şeyler söylemediniz. Servet hoş geldin. İnşallah Servet sınavdan sonra ihtiyacın kalmaz bana. Son görüşün olur diyormuşum. Hoş geldiniz. Sınavın ortasında lavabo ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı. Şartlamayın kendinizi arkadaşlar. Yani bunu... Evet, Servet. Tamam. Kaydedeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Canlı yayını kaydedeceğim. Kendinizi o olumsuzluklar için bir kere şartlamayın. Yani ya böyle olursa. Ama bugün bir post çıktım. O postta da söylediğim gibi. Aslında şey durumu da var. Biz hep şey yapıyoruz ya arkadaşlar. Öncesinde kendimizi şartlıyoruz. Ama o başımıza geldiğinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Diyorum ki niye B planınızı yapmıyorsunuz, uygulamaya koymuyorsunuz? Ama B planında şöyle bir durum var. Sınav anında bir sıkıntı yaşadınız. Hemen ona bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. En basitinden size şöyle söyleyeyim. Hazır B planından konuya girmişken biz de dersimize, yayınımıza giriş yapalım. Şimdi B planını bir sakinlikte, kendinizi böyle iyi hissettiğinizde, motive hissettiğinizde, hatta bir denemeye girmişsiniz, istediğiniz gibi netler yapmışsınız vesaire. Öyle bir durumda B planı yaptığınız zaman nedir? Korkularınızı yazarsınız bir kağıda. İşte bu olursa, başıma gelirse şundan korkuyorum ya da şöyle olursa böyle olur gibi. Bunları yazın ve ondan sonra bunları ne gibi çözümler üretebilirsiniz? O sağlam kafayla, o berrak zihinle düşünün arkadaşlar. Sınav anında bunu yaparsanız ne oluyor biliyor musunuz? Zaten paniksiniz. Zaten stres, kaygı en üst seviyede. Hal böyle olunca sağlam bir kafa yok ki orada sağlam bir şey, mantıklı bir şey düşünsün. Unutmayın o B planı sizi battığınız o ya da girdiğiniz girdaptan çıkaracak şey. Girdiğiniz girdaptan sizi çıkaracak bir şeyin girdap anında bulmanız ne kadar sağlıklı olabilir? O yüzden sınava girmeden, hatta bugün yayından sonra korkularınız varsa hala benden sonra da lütfen bunları yazın ve sınav anında böyle olursa ne yaparım ki? Çoğuna ben size zaten şu an B planı vereceğim arkadaşlar. Çoğuna da böyle olursa böyle yaparım gibi bir planınız olsun. Cepte hazır olsun. Tamam. O sıkıntıyı yaşadığınız anda zaman kaybetmeyin. Tak planı devreye sokun. Az önce bir tane şey okudum ama. Hüseyin, vallahi seve seve yardımcı olurum. Çağlay hoş geldin. Saçınızı... Saçla yayın için mi yaptırdınız? Tabii ki değil.
paçoz halimle. Ben hep diyorum kışın düz, yazın kıvırcık. Saçımın aslı kıvırcık ama beni kıvırcık gören daha yeni öğrencilerim vardır. Bir yıl boyunca hep düz gördükleri için. Aynen öyle Dileciğim, bilinçli olmak lazım. Peki Zehra'cığım hoş geldin. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeceğim. Ya atanamazsam, ya yapamazsam, ya orada bildiklerimi unutursam. Arkadaşlar, şimdi sınava üç şekilde giren öğrenci tipi vardır diyorum ben. Bir, elinden geleni yapıyor. Gerçekten yani bu şey değil, hani sadece dershaneye gitmek, ders çalışmak anlamında değil. Hayatını ona göre düzenliyor, zihnini, bedenini, her şeyini sınava adayan, dört dörtlük çalışan, ama bu dört dörtlükten kastım kesinlikle masanın başında 10 saat, 15 saat ders çalışan bir öğrenci tipi değil. Her zaman söylüyorum, artık şimdiden sonra sizin için çok bir anlam ifade etmez ama ne kadar oturduğunuz masa başında hiç önemli değil. Ne kadarının verimli geçtiği önemli. O yüzden gerçekten elinden geleni yapan öğrenci profili vardır bir. Bir tanesi şartlar gerçekten zordur. Bir yandan çalışmak zorundadır bir iş yerinde. Aynı zamanda sınava hazırlanıyordur. Çocuklu ev hanımı olan bir sürü öğrencim var. Bir şekilde bir hayatın o koşuşturmasına kaptırmış ve sınava sadece günde belki 3 saat ayırabilen bir öğrenci profili var. Ama yine elinden ne geliyorsa yapıyor. Ve son olarak öylesine hazırlananlar. Bir kere şunu söyleyeyim. Zarifçim hoş geldin. Evet. Bir kere şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde arkadaşlar. O hazırlanmayan, çok da fazla emek vermeyen arkadaşlarda sizdeki kaygı olmaz. O yüzden siz ne olacaksınız aslında? O iki gruptan birine gireceksiniz. Ama ben her halükarda şunu diyorum. Hayat maalesef adil değil. Herkese aynı şartları sunmuyor. Siz elinizdekiyle en iyi ne yapabilirsiniz? Onu düşüneceksiniz. Evet, bir tanesinin de işte elinde 200 liralık bir yemek malzemesi vardır. Onunla belki çok güzel bir yemek yapabilir. Çok doyurucu, çok lezzetli bir yemek yapabilir. Ama maksat aç kalmamaksa, sizin elinizde 10 lira varsa siz 10 liraya da yemek yaparsınız. Ama onu öyle güzel, lezzetli hale getirirsiniz ki onun çok da parayla ilgisi yoktur. Yani çok saat çalışmakla bir ilgisi yok aslında. Tamamen verimli çalışmak, planlı programlı çalışmak. Ama tabii ki artık şu raddeden sonra planlı programlı çalışmak, maalesef arkadaşlar bunun için geç kaldık bunları söylemek için. Ama ben şu saatten sonra siz kendinizi hangi kategoriye sokuyorsanız lafım öyle gelsin arkadaşlar size. Elinizden geleni yaptınız. Ve inanın bana şu stresi yaşamanız çok normal. Zaten kaygı dediğimiz şeyin orta düzeyde olması şart. Bir nevi sizi ateşliyor o sınav anına. Yani sıfır kaygı dediğim gibi kimde olur? Çalışmayan öğrencide olur. Bizim onlarla işimiz yok şu an. Çok üst seviyede de kaygı olursa maalesef çok açık net söyleyeceğim arkadaşlar. Çalışmalarınızda hiçbir anlamı olmayacak. O yüzden bizim amacımız o kaygıyı orta düzeye, yani aslında sizi o ateşleyecek, sınavda gerçekten potansiyelinizi ortaya çıkaracak seviyeye getirmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bir kere önce iç telkinlerde bulunacaksınız. Hep hani demin dediler ya, tuvalet korkusu işte. Orada sanki tuvalete girmem gerekecekmiş gibi. Böyle bir sıkıntı yaşadıysanız, daha önce hani böyle bir sağlık sorununuz varsa bunun için önceden zaten doktordan önlemini mutlaka alın bir şekilde. Ama böyle bir şey hiç yaşamamışsınız ve bu sadece bir korkuysa, bunu aklınıza getirdiğiniz gibi bunun gelmemesi yönünde de kendinizi telkinlerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Her zaman diyorum, olumsuz düşününce olumsuz olma ihtimali var. Olumlu düşündüğünde, yani en kötü ne olur? Nötr olur. Ama neden o olumlu düşünceyle beynimizi donatmak varken, hatta ben şöyle diyorum, beyin aynı anda hem olumlu hem olumsuzu bir arada tutamıyor. Yani sizin olumsuzu kovmanız için o olumluya sıkı sıkı tutunmanız lazım. Peki bu olumlu düşünceler ne? Bir nevi B planı aslında bu olumlu düşünceler. Ne yapın arkadaşlar? O olumlu düşünce, mesela işte benim sınavda 3 çeşit korkum olacak mesela. Bu korkuda şunda şu, şunda şunu düşüneceğim. İyi şeyler düşünün. Kendinizi ne bileyim yüksek sınavda yüksek yaptığınız denemelerde çalışırkenki halinizle düşünün. Ve ben mesela küçük not kağıtlarına hep programlarımı yapmıştım haftalık. Sınava girmeden önce dedim ki ya ben elimden geleni yapmışım. Yapmışım artık, bundan ötesi yok bende. Yani adım hıdır elimden gelen budur mantığıyla ben bu kadar zaten yapabiliyormuşum. Bundan sonrası benim kontrolümde değil. Ben en fazla gideceğim,
stresimi kontrol altına alıp bildiklerimi kağıda dökeceğim. Bundan sonrası ya olur ya olmaz. Ama onun sonrası zaten benim elimde değil. Elinizde olmayan şeyler için kaygılanmak, üzülmek, stres yapmak çok hani suya yazı yazmak kadar gereksiz bir şey arkadaşlar. O yüzden lütfen bu bilinçte olun. Deyin ki ben zaten sınava kadar elimden geleni yaptım. Daha ne? Bundan sonrası yok. Ve her zaman söyledim. Geçenki yayınımın sonuna da söyledim. Dedim ki siz bir deneme sınavının sonuna kadar işte aldığınız oradaki o düşük nota kadar değil. Siz gerçek sınava girip sonuçlar gelene kadar bu mücadeleyi sürdüreceksiniz, öyle değil mi? O yüzden şimdiye kadar yaptıklarınız, biriktirdiklerinizi artık kullanma zamanı. Şunu da unutmayın. Mesela bir öğrenci 100 çalışmış, heybesine 100 top doldurmuş. Siz 50 çalışmışsınız, 50 top doldurmuşsunuz. İyi de bakalım o heybesine 100 dolduran 100'ünü kullanabilecek mi? Öyle değil mi? Bakın şimdiye kadar biri 100 kere çalışmış, biri 50 kere çalışmış. Elindeki bilgiler şöyle neredeyse. E bakalım ama o 100 çalışan bütün bunları sunabilecek mi orada sınavda? İşte dediğim gibi sadece bilgiyle donanmanız yetmiyor. İşte artık iş sınavda bunu kullanmaya geldi. Ben de bununla ilgili taktikler vereceğim. Kesinlikle Erman Hocam. Vicdan. Ben vicdanımı rahatlatıp girdim. Çok samimi söylüyorum. Kaçıncı yılımda kazandım? İlk senemde kazandım arkadaşlar. Programlı çalışmaya borçluyum. Her zaman diyorum. Koca orman halkı aslana sormuş. Kaç çocuk doğuruyorsun diye. Aslan da gayet mağrur bir şekilde bir tane doğuruyorum demiş. Adamın kaygılanacak bir durumu yok ki. Bütün orman halkı dalga geçmeye başlamış. Küçümsemiş. Koskoca ormanlar kralı. Bir tane mi çocuk doğuruyorsun demiş. O da aynen mağrur ve gururlu bir şekilde bir tane doğuruyorum ama aslan doğuruyorum demiş. Yani o yüzden arkadaşlar ben çok çok fazla masa başında oturmadım. Evet planlı programlı çalıştım. Çalışmadığım gün yoktu. Sınav gününde bile, deneme sınavının olduğu günde bile o deneme sınavının dönütlerini alarak çalıştım. O yüzden bu şekilde yaptım. Olmayabilirdi. Bunu da söyleyeyim. Olmayabilirdi. Gerçekten ben de şans eseri atandım. Biliyorsunuz atama artık ondan sonrası şans. O yüzden diyorum ya elinizde çok da fazla bir şey kalmıyor şu saatten sonra. Son artık elinizde olan şey ne? Bilgilerinizi kağıda dökmek. Öyle değil mi? Yok yok merak etme Dilek'im. Çok kaçırmadın. Zaten kaydedeceğim. Kaç aldım? 87.800 aldım arkadaşlar. Yağmur hoş geldin bu arada ya. Nasıl özlemişim seni. Şans tabii ki var. Hayatın her alanında. Ama ben bu şansı armut piş azana düş gibi görmüyorum. Arkadaşlar şans herkesin kapısını çalıyor bence. Bunu kullanmayı bilen de marifet. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir sürü şansı gözden kaçırmışızdır. Belki benim hayatımda 10 farklı alanda bir sürü şans elime geçmiştir. Ama ikisini görebilmişimdir. Ve o ikisini değerlendirebilmişimdir. Biraz etrafınızdakilere farkında olmak, farkında olarak yaşamak. Gerçekten hani rüzgar nereden eserse değil de hakikaten bilerek, isteyerek, inanarak yaşamak ve bunu da zaten hayatınızdaki bir sürü şeye yansıtmak. Ders yok arkadaşlar. İstanbul'da değilim arkadaşlar. Şu an Hatay, Antakya'da memleketimdeyim ama aslen Ankara'da, yani Ankara'da yaşıyorum. Yayını kaydedeceğim ve şimdi bir diğer maddeye geçmek istiyorum. Şimdi elinizden geleni yaptınız artık. Şimdi artık sıra neydi? Sınav gecesinde, yani sınavdan önceki gecede. Uyku düzeni vesaire. Şimdi arkadaşlar kalmış sınava 5 gün. Merhaba Çağla'cığım. Hoş geldin. Sınava kalmış 5 gün. Şimdi her gün gece 2'de 3'te yatan bir öğrenciye sınav gecesi saat 10'da yatakta İşte yatmış olacaksın dersen komik olur. Hele karşında sizin gibi kocaman kocaman insanlar varsa çok komik olur arkadaşlar. O yüzden şunu söyleyebilirim. Uyku düzeni sizin için çok önemli. Sınav anında o bildiklerinizi, depo ettiklerinizi, hani o kütüphanenin raflarından kitap arıyorsunuz ya, o kitapların tozlu olmaması için, her şeyi net, düzenli bir şekilde görebilmem için benim berrak bir zihine ihtiyacım var. O da ilk önce bir güzel, kaliteli bir uykudan geçiyor. Şimdi her 2'de 3'te yatan bir hani öğrenciye de ben saat 10'da yat diyemem. Ama şu var, 5 gün var daha ya. Şimdiden yapın. Yani örnek veriyorum, her gün 2'de yatıyorsan bugün 1'de yat.
Ama sabah erken kalk. Sabah erken kalkarsan ister istemez uyku zaten vücut seni erken uyumaya zorlayacaktır. Ve 5 artık günde zaten o düzene girecektir. 11'i çok geçirmenizi önermiyorum. Ama dedim ya yani şimdi hep 2'de 2'de yatıp da sınavdan bir gün önce gece 11'de yatağa girerseniz bu da kaygı yapar. Hani bu sefer de niye uyuyamıyorum kaygısına girersiniz. Kesinlikle istediğim şey öyle bir şey değil. Bugünden itibaren uykularınızı düzene sokun. Arkadaşlar kalp atmayın lütfen. Ben hepinize kocaman kocaman kalp göndereyim. Ama siz atmayın, donuyor, dikkat dağılıyor herhalde. Onun dışında, evet kaliteli uykudan bahsettim. Arkadaşlar beslenme, beslenme ciddi anlamda önemli. Neden önemli? Şimdi beynin en büyük aslında besin kaynağı oksijen arkadaşlar. Su bildiğiniz üzere, şeker, glikoz. Bunlar ciddi anlamda beyni besleyen şeyler. Şimdi su, evet aralarda mutlaka onu söyleyeceğim. Böyle kendinize şey hissettiğinizde, yorulduğunuzda, böyle gözlerinizin ağardığını falan hissettiğinizde yudum yudum. Kendinizi çok tuvalete götürtecek kadar değil ama ufak ufak yudumlarla hem birazcık oradaki odağı kaldırın, yani kendinizi birazcık zihnen rahatlatmış olursunuz. Hem de ciddi anlamda o su sizi böyle bir toparlar. Onun dışında glikoz, evet glikoz hep diyoruz enerji ama bu asla yağlar, ballar, reçeller, şekerler, çikolatalar değil arkadaşlar. Doğukan teşekkür ederim. Yollayacağım ben size buradan enerji, hiç merak etmeyin. Bir gün önce belki bir küçük kısa video atarım. Benden size bir sürü bir sürü enerji gönderirim. Hepinize yetecek enerji var bende. Maşallah diyelim. Şimdi, evet çikolatadan bahsediyordum en son. Ben de çok seviyorum, yiyorum evet ama bir kara taycı olarak diyebilirim ki size arkadaşlar. Sabah kahvaltınıza ne olur poğaçalar, özellikle pastane poğaçaları, şeker, çikolata, çok ballı, nutellalı kahvaltılar ne olur yapmayın. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Hani şunu şey bastırmayacağım. İlla yumurta yiyin. Hayatında yumurta yemeyen bir adama yaz günü yumurta yer diye dersin. Midesini bozar bir şey olur. Asla şimdiye kadar yapmadığınız ekstrem şeylere girmeyin. Ama çok da fazla karbonhidrata abanmanıza gerek yok. Arkadaşlar peynir herkes kahvaltıda yiyordur. Alın peynir yiyin, bol bol protein, ceviz, fındık, badem, çiğ badem, çiğ fındık. Bakın bunlar kan şekerinizi o kadar güzel düzenler ki ne olur biliyor musunuz? Sınava girdiğiniz andan çıkana kadar çok güzel bir seviyede o şekerinizi dengede tutarsınız. Çünkü siz o yağı, balı ya da çikolataları yiyeceksiniz, şeker tavan yapacak. Sonra sınavda bir hışımla başladınız. Sonra birden diyeceksiniz ki ya beni sıcak bastı, sıkıntı bastı, yoruldum sanki. Niye sence? Arkadaşlar bu kadar şekeri yüklersen vücuda, vücut ne yapsın? Ve mideyi biraz rahat bırakmak önemli gerçekten. Hani o da kendini. Mesela sınavdan bir gün önce akşam 6-7'den sonra bir şey yemeyin artık arkadaşlar. Kafein almamaya dikkat edin uykunuzu kaçırmasın diye. Çay ya da kahve. Bunlar önemli. Bunlar önemli taktikler. Bakın sınav anında herkes şey zannediyor. Uyanır uyanmaz herkes aynı zihinle sınava giriyor. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. 1-0 önde, 5-0 önde, 10-0 önde bile başlayanlar var. Nasıl mı? Hemen sırrı bende. Hemen reklam arası vermeden. Kaydedeceğim, hiç merak etmeyin. Evet, Belkıs herhalde. Belkıs mı? Tam isim bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Sınav salonlarının aşırı sıcaklığı. Kendi uyguladığım taktiği söyleyeceğim size. 2 saniye önce şu şeyden... Basar Doğukan. O sıcak basar. Aynen öyle. Şimdi ne diyordum? Evet. Şimdi arkadaşlar dedim ki işte beslenmenizi yaptınız vesaire. Şimdi sınav sabahı sizden ricam. Çoğu psikolog, çoğu işte bu eğitimle ilgili, beslenmelerle ilgili, uyku düzeniyle ilgili yorum yapan, bilgi paylaşan insanlar şunu söylüyor. Sınavdan bir gün önce çalışmayı bırakın. O gün dinleneceksiniz. Sakın ha. Sakın böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Sizin dinlenmek gibi bir lüksünüz yok. Dinlenmekten kastım şu. Tamamen beyni orada resetlemek gibi bir durum olamaz. Ha şu değil. Yeni bir konu öğrenmeye çalışmayın. Çünkü artık beyin orada değil. Bir gün sonra gireceği sınava odaklanmış. Geçmiş olsun. Ama beynin bir hani hep diyorum ya bir kas gibidir. Kasları nasıl birden 10 kiloyu kaldıramazsınız. Önce yavaş yavaş dambıllarla çalışırsınız. 1 kilo işte 5 kilo. Sonra bir efor sarf edip bir
Onu alıştırdıktan sonra belli bir kapasiteye gelirsiniz. Beyin de zihin de böyle. Siz uyanır uyanmaz zannediyor musunuz ki zihin açılıyor. Şimdi sen bir gün önce hiç soru çözme, hiçbir şey yapma. Gez, toz, eğlen, coş. Evet, ondan sonra sabahleyin masanın başına oturduğum anda zil sesini duyar duymaz çözmeye başla. İyi de bu beyin senin gibi düşünmüyor maalesef. Olmuyor. Beyninizi bu anlamda kullanmayı bilmek zorundasınız. Bir gün önce yeni konu yok. Ama size tavsiyem, mutlaka arkadaşlar biraz soru çözün. Hem mümkünse o sorular daha önce çözdüğünüz sorular olsun ki canınızı sıkmasın. O an moralinizi bozmasın. Ve evet, Yağmur'un dediği gibi asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Sabah uyandınız, belki keyifli bir şekilde uyandınız, güzel, ama zihin hala soru çözecek kadar uyanık olmayabilir. Zihni de uyandırın. Evet, siz kalktınız ama zihin belki daha kalkmadı. Ne yapacağız o zaman? Bir gün önceden hazırladığınız bir matematik, bir Türkçe sorusu arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bir matematik, bir Türkçe sorusu ama önceden hazırlanmış olacak ve burası çok önemli. Arkadaşlar, mutlaka çözümünü önceden bildiğiniz, mümkünse kolay sorular olsun. Çünkü amacım orada, aha ben bildiklerimi unutmamışım mı? Değil. Çünkü zaten iki soruyla bunu çözmeniz, öğrenmeniz mümkün değil. Amacım tamamen orada arkadaşlar zihninizi uyandırmak. Zihin bir tane sözel soru çözsün, bir tane de sayısal soru çözsün ve desin ki tamam Zarif, ben artık hazırım sınav için. Bundan sonra show must go on, show devam etsin. Show devam etmeli, show yapalım artık. Bilgilerinizi paylaşalım, işte bilgilerinizi orada yerine getirin, kullanın, her neyse. Ama öncesinde mutlaka sınav sabahı, bir Türkçe, bir matematik cevabını önceden bildiğiniz, önceden çözüm yolunu bildiğiniz bir soru olsun mutlaka. Dilancığım, kendini yormadan bir saate kadar, evet, akşam saatlerinden sonra artık değil. Hani 5'ten 6'dan sonra artık bırakabilirsiniz. Ama ben bir gün öncesinde soru çözmemeyi kesinlikle doğru bulmuyorum arkadaşlar. Soru çözün. En azından birkaç tane dil bilgisi Türkçe çözün. Birkaç tane matematik çözün ama çözün. Yani o zihniniz boş kalmasın. O pratikliğinizi kaybetmeyin. Çünkü bu pratiklik sınav açısından da çok önemli. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Sadece son ana kadar not okurum. Hatice, not okuyabilirsin. Evet, özellikle eminim o tarih anayasa için bahsediyorsundur, coğrafya için. Oku ama beyin o an onları alamaz. Bence onlar yerine onlarla ilgili soru çözsen sanki daha kalıcı olacakmış gibi. Şu an başka soru. Son sözel tekrar son gecede devam etmeyin. Gece değil, gece olmasın arkadaşlar. Gece artık hani akşam 6'dan 7'den sonra kendinizi deşarj edin. Ne bileyim, güzel, hoşunuza giden, sizi rahatlatan bir müzik olabilir, bir komedi filmi olabilir, çok keyif aldığınız, sizi gerçekten iyi hissettiren bir kitap olabilir ama onu da çok abartmamakta fayda var. Arkadaşlar, olağanüstü bir durum değil. Bir sınava giriyorsunuz, bir deneme sınavı gibi. Tek farkı diğerlerinden, bunun telafisi maalesef en az bir yıl sonra. O yüzden biraz daha ciddiye almak ama dünyanın sonudur. Bu artık bu olmazsa ben öldüm bittim de o noktaya da getirmemek lazım. Arkadaşlar, siz elinizden geleni yaptıysanız, siz atanmayacaksınız da, siz kazanmayacaksınız da kim kazanacak? O da var. Yani elinizden geleni gerçekten yaptıysanız deyin ki şunu kendinize. Bundan sonrası bende değil. Takdir ilahi. Haksız mıyım? Yani siz sınavda da bilgilerinizi uyguladıktan sonra ne yapabilirsiniz artık? İşte hocam, peki sınavda bilgilerimizi uygularken 3 soru arka arkaya heyecandan, stresten yapamadım. O zaman ne yapacağız? O zamanı hemen şu 2 soruya cevap verdikten sonra. Şahla sen mi ben mi? bu 1-2 gün çok önemli değil ama sınavdan bir gün önce kahveyi çok da fazla abartma ki uyku düzenin daha kaliteli uyuyabilesin diye. Yani Mila, ben her zaman şey diyorum, Türkçe ile başlayın arkadaşlar. Türkçe kesinlikle sağlam kafayla çözülmesi gereken bir ders. Ben çok açık net söyleyeyim. Şimdi bana bütün günün yorgunluğunda mesela 10 saat ders anlatmış olayım, bir sürü soru çözmüş olayım vesaire. Artık uykumun geldiği bir zamanda bana paragraf sorusu getirirseniz benim de yanlışlarım çıkar. Çok net. Çünkü bu bir ezber bilgi değil, direkt öğrenilmiş bilgi değil. Orada onu anlamam lazım. Anlamak için sağlam bir kafaya ihtiyacım var. Hele ki matematik gibi sizi zorlayan bir dersse bu. Ondan sonra Türkçe çözmek topuğuna sıkmak gibi bir şey herhalde. Kendi kafana sıkmak gibi bir şey.
Şimdi Doğukan, onlara geçelim. Hani bahsedeceğim dedim ya. Arkadaşlar, turlama tekniğinden bahsetmek istiyorum. Aslında turlama tekniği bütün derecelik öğrencilerin bildiği, öğretmenlerin özellikle arkadaşlar üstüne basa basa vurgulamak istediği, tabii her öğretmen değil ama gerçekten bu işin içinde olup bilen öğretmenler var bu konuyu. Turlama tekniği sizin bir sürü yararı var, onu söyleyebilirim. Zaman açısından mükemmel bir zaman yönetimi sağlar. Kendinizi motive hissedersiniz, kendinizi emin adımlarla bilerek o sorulara yaklaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Moral motivasyonunuzu sürekli üst seviyede zaten tutan bir şey sizin için bulunmaz bir fırsat olsa diye düşünüyorum. O yüzden turlama tekniğini mutlaka uygulayın. Eminim bu birkaç gün daha deneme çözeceksiniz. Size tavsiyem, daha önce turlama tekniğinden bahsetmiştim aslında birkaç ay önce. Ama yeni duyanlar için birkaç tane denemede bunu uygulayıp sınavda öyle uygulamakta yarar var. En azından bir denemede uygulayın. Çünkü dere geçerken at değiştirilmez, her zaman söylüyorum. Bütün bu söylediğim taktikleri, teknikleri arkadaşlar mümkünse öncesinde bir deneyin. Beslenme şeklinizi bile şimdiden düzene sokabilirsiniz mesela. Bağırsaklarınızı da o konuda, midenizi de o konuda hazırlamış olursunuz. Peki turlama tekniği ne? Şimdi arkadaşlar Türkçeden başladınız. Bana sorarsanız, birçok uzmana sorarsanız Türkçeden başlayın derler zaten arkadaşlar. Zarifçim evet, kesinlikle öyle olur. Yorulursun. Bak ne diyorum, ben yıllardır Türkçe çözüyorum. Çok haşır neşirim. Ama beni koysan sınava ben de yapamayabilirim. Şimdi Türkçeden başladım. Birinci soruyu çözdüm. Yapmanız gereken şey, dikkat edin buraya arkadaşlar. Birinci soru A. Hemen kodlamaya geçiyorsunuz. Sakın ha sakın. Ben hepsini çözeceğim, en son kodlayacağım, böylece zaman kazanacağım derseniz iki şekilde çok yanılmış olursunuz. Birincisi, şimdi diyorsunuz ki siz ben zaman kazanacağım. O yüzden önce hepsini çözeyim, sonra kodlama yapayım. Arkadaşlar, siz eğer arka arkaya bir sürü soru çözdünüz ve bir soru da yapamadınız, boş bıraktınız. Şimdi siz onunla çok uğraştınız ya, bir sonraki soruya geçtiğinizde her ne kadar hepsini söyleyeceğim Elif Nur, hiç merak etme. Tamam? O telaş, stres, kaygı sonra. Şimdi ama turlama tekniğini iyi dinleyin. Şimdi bir soruyu çözemediniz ya, boş bıraktınız, sonra diğer soruya geçtiniz. Diyelim ki Türkçe sorusu ve bir anlam sorusu. Şimdi sen gözlerini diğer sorudan ayırıp ötekine geçiyorsun ama zihin daha oradan bağlantıyı koparmıyor. Bu kadar çabuk değil onun bağlantısını koparması. Çünkü sen ne yapıyorsun? Hemen arka arkaya geçiyorsun. Ama öyle bir şey olmaz. Ne yapacaksın? Mesela üçüncü soru A seçeneği mi? Kodladığın anda, bakın soru kitapçığından kodlamaya geldiğinizde, o sayfaya baktığınızda zihin o soruyla bağlantısını bir kere koparıyor, kendini sıfırlıyor. Bu çok iyi bir şey aslında. Siz zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakıyorsunuz ama aslında beyniniz o soruda olduğu için diğer soruyu normalde bir kere de bir kere okuyarak çözebilecekken maalesef bu şekilde çözemiyorsunuz. Çözemiyorsunuz. İki kere okuyorsunuz, belki üç kere. 5 saniye belki o kadar bile değil. Zaman kazanacağım diye. Neden kendinize bu kötülüğü yapıyorsunuz arkadaşlar? Beyhan. Beyhan merak etme, hepinizin sesi olacağım. Aynen. Yaş 25, beden 15. 25. Hatta şöyle geçen demin haberlerde bir duydum. 25 günlük araya reklam alıyorum yalnız. 25 günlük süreyi kaldırıp 15'i de 10.000'e indirme gibi bir düşünceleri var. Bastırın arkadaşlar. Burada aramızda bedelli bekleyenler var. Beyhan sevgiler. Peki şimdi bu birinci taktiğimdi. İkincisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi siz soruları çözdünüz ya, sonra bir baktınız bomboş hep. Arada sırada çözerken illaki o kağıda gidecek gözünüz. Boş gördüğünüz zaman bu da sizde stres yaratır. Hep zihninizin köşesindeki bir kurt şöyle oyuyor sizin beyninizi. Daha kodlama yapacaksın. Daha kodlama yapacaksın. Öyle çok da zamanın yok aslında. Daha kodlama yapacaksın diye 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 yer bitirir sizi. Sonra vay efendim ben çok çalıştım ama yapamadım. Arkadaşlar bütün bu ufak tefek dediğiniz, hani sinekte küçüktür mide bulandırır ya, aynı şeyler. Minik minik şeyler aslında size engel olan şeyler. O yüzden lütfen soruyu yaptığınız anda kodlayın. Peki hocam bunun hiç mi dezavantajı yok? Evet. Turlama tekniği
tekniğini anlatırken şimdi bahsedeceğim. Turlama tekniğinde boş bırakıyoruz biz arkadaşlar. Nasıl boş bırakıyoruz? Şimdi bir soruyu ikiden fazla okumayın arkadaşlar. Bir soru kendini iki kereden fazla okutuyorsa o soru o an çözülebilecek bir soru değil. Buna ister o bilgi sizde yok deyin, ister o an stres kaygı deyin, isterseniz unuttum, hatırlayamadım, kafamı toplayamadım deyin. Her ne sebep olursa olsun o soruyu artık geçeceksiniz. Ama geçerseniz, sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar, ama eğer geçecekseniz de işte o zaman niye geçtiğinizin sebebini bilmek ve ona göre işaret koymak zorundasınız. Ne demek mi istiyorum? Şöyle ki arkadaşlar, bazı sorular vardır, okursunuz ya, özellikle Türkçe'de vardır bu. Ya ben bunu yapabilirim, zaten cevabı içinde gizli ama şu an kafam almıyor. Ya da B ile C arasında kalıyorum ama atmak istemiyorum diyorsanız. Bu soru demek ki sağlam kafayla ne olacak arkadaşlar? Çözülebilecek. O zaman ona bir ünlem koyun. Mesela bazı sorular vardır, bu genelde matematikte. Mesela matematikte köklü sayıları biliyorsunuzdur, hep çalışıp çözmüşsünüzdür. Ama o soru sizi uğraştırdı. Ha belki çözemeyeceksiniz ama o bilgi var sizde. Sadece belki de bu soru benim sorum değil. O zaman bir yüklem değil de iki yüklem koyun buna. Ve son olarak ben hep bu örneği veriyorum. Ben olasılık çalışmadım sınavda, yapamıyordum. O yüzden olasılık sorusunu gördüğümde ben dedim ki bu bilginin cevabı, bu sorunun cevabı bende bilgi olarak yok. Üç ünlem. Şimdi ne yaptım? İkiden fazla bir soruyu okumadım. Geçtim. Önceki handikaptan bahsedeceğim. Üçüncü soru boş. Dördüncü soru boş. Sonra beş. Şimdi kodlama yaparken turlama tekniğinde boş bıraktığınız için kaydırma olasılığı da maalesef yüksek oluyor. O yüzden beşinci soruyu yaptıysanız hemen Türkçe, mesela Türkçe'de Türkçe beşinci soru C seçeneği diye kodlayın. Öyle rastgele değil. Ünlemler aynen öyle. Çağla güzel, sevindim. Hande, ben önermiyorum sayfa sayfa kodlamayı ama şu ana kadar öyle alıştıysanız da bir şey diyemem. Tamam. Aynen, merak etme, o gün rahat olursunuz. Şimdi birkaç taktikle sizi rahatlatacağım. Şimdi evet, yaptım bunu. Peki bunun size avantajı ne? Yani nasıl keyifli hale gelecek bu sistem? Nasıl sizi başarıya götürecek? Şöyle ki, bir soruya gereksiz yere zaman harcamıyorsunuz. O yüzden zaman yönetimi güzel olacak. İki, arkadaşlar şöyle bir durum da var. Diyelim ki bitirdiniz sınavı, 10 dakika süreniz var. Önce hangi sorulara bakacaksınız? Tek ünlemli sorulara. Yaptınız. Çoğunu da muhtemelen yaparsınız o kafayla. Bu arada girmeden önce, hani şu turlama tekniğinin ikinci kısmına girmeden önce zihninizi boşaltmak için de bir taktikten bahsedeceğim az sonra. Hemen notumu alayım, unutmayayım. Unutursam da siz söyleyin. Bu anlamda işte zaman, hani ünlemleri çözdünüz. Muhtemelen dediğim gibi çözeceksiniz hepsini. Sonra hala birkaç dakikanız var. Bu sefer iki yüklemli sorular. Yani şu kalemi size boşuna vermiyorlar arkadaşlar. Oynayın kalemle, yazın, çizin. Sadece matematik soruları için kullanmayın şu kalemi. Sadece kodlama için değil. Not alın oraya, kendinize şekiller belirleyin. Ama hep diyorum ya, madem bu bir sınav, hani sizin tabirinizde ölüm kalım meselesi, o zaman arkadaşlar gardınızı ona göre alacaksınız. Tam donanımlı şekilde savaşa çıkmak zorundasınız ki düşmanınız sizden korkup kaçsın. Peki, şimdi dedim ki mesela üçüncü soruyu yapamadım, dördüncü soruyu yapamadım, beşinci soruya geldim ama hocam o öyle kolay değil. 1, 2, 3, 4, 5 çözdükten sonra 6. soruya geçtiğin psikolojiyle geçemiyorsun maalesef. 2 soru üst üste çözemediğinde. Haksız mıyım? Az önce herkes bana bunu söylemedi mi? Yalnız ben bugün tamamen canlı yayınımızda ürün yerleştirme, Coca-Cola'nın reklamı. Kalemime baksanıza. Mehmet Efendi'nindi. İçinde kahve çekirdekleri var. yıllar önce bir öğrencim hediye etmişti, hala saklıyorum. Bununla yazı yazmıyorum, bu benim aksesuarım. Kahve kalp ben. Aynen öyle Adile, zaten doğrusu bu. Peki hocam, 3 soru arka arkaya yapamadım, 2 soru yapamadım, stres bastı, sıkıntı bastı, ne yapacağım ben? Arkadaşlar, nefes ve bunu sınava girmeden önce de yapacağız. Şimdi sizinle uygulamalı yapacağım. Ben uygulayacağım, siz sonra bunu lütfen yapın. Ah süper Ferhat, bak bunu iyi ki sordun. Kaç tane öğrenciden duydum bu soruyu. Bunu da şey yapacağım. Hemen ben şurada notumu alayım.
Ama unutursan ne olur bana tekrarlat. Bu soruyu cevaplayacağım çünkü. Aynen. Şimdi arkadaşlar, nefes çok çok önemli. Nefes dediğimiz şey sizin aslında vücudunuzu dengeye, her yönden dengeye koyan bir şey ve bu sadece sınav olarak düşünmeyin. Her gün sabah uyandığınızda yaptığınız o güzel nefes egzersizleri ya da bir şeyi öğrenmeden önce, örneğin bir konuşma yapacaksınız bir yerde veya işte sizin için önemli olan herhangi bir şeyden önce de bunu yapmakta fayda var. Nasıl ki? Şimdi birincisi arkadaşlar, nefesi örnek veriyorum, yavaş alıp yavaş vermek ve burundan alıp burundan vermek çok önemli. Şimdi aldığınız zaman nefesi 5 saniyede alıyorsanız, önemli olan bunu 8-10 saniye aralığında vermek. Yani 5 saniyede aldım diye verdim, olmaz. Ne kadar sürede alıyorsan en az ondan bir 4-5 saniye fazlasıyla onu vermen gerekiyor. Hal böyle olunca işte rahatlama artık zihinde başlıyor. Siz zannediyorsunuz ki hayır ben daha rahatlamadım. Halbuki zihin rahatlamış, siz rahat olun. Ben şu an zihninizi rahatlatıyorum, sizi değil, tamam mı? O yüzden lütfen buna dikkat edin. Hemen bile. Çok güzel. Şimdiden sonra bunu yap. Derse başlamadan önce sabah uyanır uyanmaz yapın. Bir diyelim, sağ sol beyin dengesi. Hani hep şey diyorlar ya işte, ben sol beynimi kullanıyorum, ben sağ beynimi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İkisini kullanmak zorundasınız. Siz bir matematik sorusunu çözerken evet sayısal anlamda sol beyninizi kullanıyor olabilirsiniz. Ama onu algılarken, onu muhakeme ederken sağ beyninizi kullanıyorsunuz. O yüzden sağ sol beyin ne kadar dengede olursa aslında o kadar iyi bir beyne, güzel bir beyne sahipsiniz demektir. Peki sağ sol beyni nasıl dengeye sokarım ve bu bana hani kaygıyı azaltma, stresi azaltma noktasında nasıl yardımcı olur? Şuna dikkat edin. Şimdi burnumla kapattım bir parmağımla. Diğer burnum deliğiyle nefes alıyorum arkadaşlar. Sonra diğeriyle kapatıp o kapattığımdan veriyorum. Yavaş bir şekilde. Sonra al, ver. Şimdi bunu 4-5 kere yaptığınız zaman çok şiddetli diye değil, yavaş yavaş, sakin sakin ve bunu sınava, hani o sizi oturtuyorlar ya, kitapçıklar verildikten sonra değil, oturduğunuz anda bunu yapın. Eğer kılcal damarlarla ilgili sıkıntılarınız varsa, burnunuz çabuk kanamaya müsaitse sakın ha denemeyin, yapmayın. Ağızdan nefes alıp verin aynı şekilde. Hani birazcık alıp bekleyin. Ondan sonra bunu daha uzun saniyede verin. Bu da olur. Ama bu çok önemli sağ sol beyin dengesi için. Ve bunu şimdiden başlayın ki sınav anında, diyelim ki kitapçıklar daha dağıtılmadan sıralarınıza oturdunuz. Bunu yapın. Sonra sınav anında mesela bu turlama tekniği bitti ya. Turlama tekniği bittikten sonra bir sağ sol beyni bir dengeye getirip sonra o ikinci ünlemlere geçme sırasına, aşamasına geçebilirsiniz. İnanılmaz rahatlatır. Bir nefes mi bunu çözecek diye sakın yapmayın. Arkadaşlar, insanlar bununla ilgili sadece nefes eğitimleri alıyor. Bunun önemine inanamazsınız. Gerçekten. Hele ki bunu hayatınıza bir şekilde dahil edin, vazgeçemeyeceksiniz. Bana sorarsanız bugün yatmadan önce başlayın. Yarından itibaren de uyandığınızda soru çözmeden önce, çalışmadan önce ve yatmadan önce güzel nefesle uyuyun. Bence bu çok çok önemli. Bir diğeri arkadaşlar, aynen öyle. Kulakları, diyelim ki soruyu o an anlamadınız değil mi okurken? Kulaklarınızı çekin. Bu arkadaşlar öğrenme merkezini tetikleyecektir. Hani çok tabii şiddetli, canınızı yakacak kadar değil ama kulağınızı çekin. Sınav anında bilmiyorum sakız çiğnemenize izin veriyorlar mı? Sakız çiğnemek algıyı daha çok açıyor. Genelde ben öğrencilerime ders çalışırken, bir konuyu öğrenirken sakız çiğnemelerini, o da amigdalayı harekete geçiriyor. Kaç defa? Çok da fazlaya gerek yok. 3-4 kere burun egzersizini yapmanız yeterli. Sakız için, sakız arkadaşlar, bir saniye, Adile başka bir şey söylüyor herhalde, sakız yasak değil mi? Ha tamam, tamam, şeker var, hayır şeker kesinlikle, şeker yemeyin arkadaşlar, insülininizi oynatmayın bu kadar sınav anında, bütün geri dönüşü size patlayacaktır. Sınava giderken çiğneyin Adile, aynen, hay aklınla bin yaşa, şekersiz mümkünse. Onun da reklamını yapsa mıydım? Keşke bir sakız reklamı yapıyormuşum. Reklamlar. Neyse.
Vay Arzu, bak benim öğrencilerim nasıl belli ediyor kendini. Aklını severim senin Arzu. Amigdalayı kandıralım. Vallahi arkadaşlar hiç riske atmayın. Ağzınızda görürler, yaparlar. Oradaki hocanın birazcık cinsliği tutar vesaire. Hiç riske atmayın. Şeker arkadaşlar birden size enerji verir. Ama o insülini yükselttiği gibi pat birden yere sürükler. Ondan sonra da böyle haliniz yokmuş gibi bedbaht, mutsuz bir şekilde sınav yaparsınız. O da kesinlikle istediğimiz bir şey değil. Bir daha yapalım burun egzersizini. Arkadaşlar, kapatıyorum bir deliği. Yavaşça alıyorum. Tuttum. Sonra kapatıp diğerinden veriyorum. Erdem hocam. Yapıyorum burun egzersizi. Takipte kalın lütfen. Sonra aldım. Verdim. Bunu 4-5 kere yapsanız sağ sol beyin dengeye rahatlıkla girecektir. Hüseyin. Vallahi onun cevabı bende değil. Arkadaşlar ben Hüseyin'in tercüman olayım Hüseyin'e. Hüseyin diyor ki renkli mi alalım çıktıyı yoksa siyah beyaz mı? Vallahi siyah beyaz herhalde ya. Bilmem ki. Renksiz değil mi? Renksizmiş Hüseyin. Peki. Devam edelim. Bir de diğer nefes arkadaşlar. Nefesi aldım. Hemen vermiyorum. Tut nefesi birkaç saniye. Sonra yavaşça ver. Ve ne dedim? 5 saniyede aldığın nefesi, şekeri düşecektim. Nefesi mümkünse 10 saniyede ver. E bu tabii bir anda sınav anında yaparsanız olmaz. Şimdiden 5 aldınız 7'de verdiniz. 5 aldınız 8'de verdiniz gibi bunu yükseltin. O gerçekten işe yarayacaktır. Ehliyeti kabul etmiyorlarmış. Hakikaten sınava yönelik bir program oluyor bu. Güzel. Ha, renkli veya siyah beyaz alınabilir diye üstünde de yazıyormuş. Süper. Peki ben kısaca not almıştım. Onlara bir bakayım. neydi? O Türkçe taktiğini söyleyeceğim. Sıcak. Bir arkadaşımız sıcak demişti. Arkadaşlar ben Temmuz'un 10'unda Antakya sıcağında sınava girmiştim. Eğitim bilimlerine öğleden sonra. Eziyetti. Eziyetti. Düşünsenize yani güneş vuruyor sınıfa. Bir de bende şey vardır, stres olunca, şimdi bile biraz hafif var, böyle birazcık ateş basıyor, şuralarım böyle yanıyor gibi, yüzüm sıcak ve bu sıcaklık artık beni rahatsız ediyor, odaklanmamı engelliyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Bu arada su şişesi geçirmeniz serbest mi, onlar mı veriyor? Ne olur serbest olsun. Şüphelenirlerse en fazla gelir şey yaparlar. O kadar da değil. Tabii çok da böyle böyle oynamayın. Soru çözüyorsunuz ya şu şekilde yapın arada sırada. Vurma hareketini de söyleyeceğim. Arkadaşlar, Erdem hocam kendisi anayasa vatandaşlık üstadıdır. O diyor ki ben her soruya başlamadan önce besmele çekiyorum. Mutlaka işe yarıyordur arkadaşlar. Sonuçta iyi enerji, öyle düşünün. Gerçekten sizi rahatlatan bir şey bu neyse onu bulun, çıkarın ve onu kullanın. Güzelmiş Erdem hocam, teşekkür ederim. Su için ne dediniz? Serbest, süper. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Benim zamanımda zaten serbestti. Benden sonra o sene kopya çekildiği için zaten sıkıntı olmuştu. Şişelerim arkadaşlar... Buz gibi böyle soğuk soğuk şey yaptım ama girdim sınava. Ben biliyorum çünkü kendimi. Hemen böyle sıcakladığımı hissettiğim anda şu su şişesi düşünün. Şöyle soru çözdüm. Şuralarımı serinletmek. İşte burayı birazcık serinlettikten sonra aldım buraya suyu öyle okudum. Çünkü ben biliyordum. Bu zaafımı biliyordum. Ben stres yapınca, canım sıkılınca, kendimi kötü hissettiğimde... Mutsuzken, depresyondayken basıyor, ateş basıyor. Ve böyle zamanlarda özellikle sınav anındaysa bu yapabileceğiniz en güzel şey su şişelerinden yardım almak. Arkadaşlar nesneleri illa size söyleneceği şekilde kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Su şişesi bende hayat kurtarmıştı. Yani 10 Temmuz'da yaklaşık 35 derecelik sıcaklıkta sınıfınıza güneş vuruyor düşünün. Saat öğleden sonra 2 gibi. Siz düşünün benim halimi, stres, sıkıntı vesaire. O yüzden bunu yapmakta yarar var. Güzel. Fetva makamımıza da bağlandık.
Süper. Kaydedeceğim tabii ki. Şimdi bir de bir timus denilen bir nokta var. Bir timusumuz var bizim. Ya da şuradaki yaka. Şöyle göstereyim şuralar. Ya Kadir hocam hoş geldin. Senin dersin başlamadan bitireceğim hocam. Ona göre ayarladım saatimi. Arkadaşlar benden sonra Kadir hocamın dersi var. Özel notlar yayınlamıştı. Biliyorsunuzdur zaten mutlaka. Peki, şimdi şurada timus var arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylüyorum timus için özellikle. Sınavda stres olduğunuz kaygı, şuranız böyle hızlı hızlı çarpmaya başladı. Siz hissedersiniz ya kendinizdeki o farklılığı. Hemen parmaklarımızı şöyle yapıyoruz ve şuraya canınız biraz acısın ama çok da değil. Hani burayı da morartacak kadar değil. Ama vurun. 12 kere buraya devamlı vurmanız ciddi anlamda sizi sakinleştirecektir. Kendinize getirecektir. Ya Kadir hocam. Teşekkür ederim. Vallahi cansın. Hoş geldin. Sefa getirdin tekrardan. Vurduk mu Timus'a? Bir sonrakinde tekrar aynı şey oldu bir soruda. Bu sefer bakın şuradaki yaka kenarları hani sanki gömlek. Şuralara arkadaşlar senkron bir şekilde vurduğunuzda bu da sizi dengeye getirecektir emin olun. Bu anlamda kullandım. Trafikte çok uyguluyorum arkadaşlar. Çok çok fazla uyguluyorum. Malum kadınlara yönelik o baskıdan ben bunu çok uyguluyorum. İşe yarıyor. Siz de yapın lütfen. Hatta artık öğrencilerim ben derste bunu yaptığım zaman sakin olun. Rahat durun. Zarif Hoca sinirleniyor diye. Anlat Aynur, anlat hiç çekinmeyin arkadaşlar bir şekilde bilsinler, bilmiyorlarsa da bunun bir şey, yaptığınız bir şey yok. Asla ne olur arkadaşlar şeyde yapmayın, hani başkalarını rahatsız edecek şekilde tabii ki olmasın. Sonuçta bugün bana yarın sana misali. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bazen bir soruyu özellikle Türkçe sorularda ya da sözel sorularda bir iki defa okuyorsunuz ya anlamıyorum diyorsunuz. Şu elinizi masanın altında mümkünse ya da sırada şöyle. Arkadaşlar o enerjiyi içinden çıkacak o sıcaklığı hissedene kadar şöyle yapın. Ve gözleriniz açıkken gözlerinizi kapatın lütfen. Bunu yaptığınız zaman orada gözlerinizden iyi bir enerji akımı geçecek. Bu ciddi anlamda etkili. Ve bir 15-20 saniye o gözlerinize verdiğiniz rahatlık bir sonraki konu için soru için konsantrasyon sağlayacak. Konsantrasyonun bozuluyor diyenler için iki taktik. Bir, gözlerinize şu şekilde enerjiyi yap ve açık bir şekilde koy. Bir 15 saniye dinlenin. Asla bu 15 saniye arkadaşlar zaman kaybı değildir. Tam tersi bir sonraki soruda 2 dakikanızı yiyecek soruya belki de 1 dakikada yapmanızı sağlayacaktır. Bir diğeri ise arkadaşlar kulak çekme. Bu da ciddi anlamda işe yarıyordur. Her zaman şunu diyorum ne kaybedersin? Yap, dene ve gör. Bunlar kanıtlanmış şeyler arkadaşlar. Eğitimini aldım ben bu işin. Bir yerden de değil farklı yerlerden aldım. O yüzden hepsinde ortak nokta bu. Türkçe ile ilgili bilgiyi vermeden önce zaman yönetimi için özellikle dediğim size arkadaşlar turlama tekniği ve şimdi deneme çözecekseniz birkaç denemede mesela örnek veriyorum ben çarpanları ayırmayı biraz daha mesela yavaş çözüyordum. Çarpanları ayırmayı biraz daha böyle zor çözdüğüm için diyorum ki genelde çarpanları ayırma iki tane soru gelse bu benim 4 dakikama mal olur. Ama işte şöyle bir soru gelse o 30 saniyeli gibi bir kendimce hesap yaptım. O da benim zaman yönetimiyle ilgili B planımdı. Bu da çok önemli. Mustafa hocam. Vallahi bilmiyorum böyle bile bir garip artık ama ben normalde kıvırcık saçı sevmiyorum. Allah yakışanı verilmiş derler ama bilmiyorum ben çok yakıştıramıyorum. Ama burada da bu sıcakta da düzleştirmek, fön çektirmek eziyet. Neyse. Hadi bakalım. Bu da sınav için önemli bir bilgiydi. Peki arkadaşlar B planından bahsedeceğim ve son olarak Türkçedeki o bilgiden bahsedeceğim. Sizleri de güzel bir şekilde uğurlayacağımı düşünüyorum. Bunların hepsini kullanın bu arada yine söylüyorum. Şimdi B planı korkularınızı bir köşeye yazın. Stres vesaireni. Hemen deyin ki 3 soru arka arkaya yapamadığım zaman Zarif Hoca bana 2 tane silah verdi bununla ilgili. Hemen o silahlarımı devreye sokacağım. Örnek veriyorum zaman yönetimiyle ilgili mi? Panik yok. Bir soruya 2'den fazla şans vermeyeceğim. 2'den fazla size kendini okutturuyorsa o soru o an sizin zaman virüsünüz. Zamanınıza el koymuş bir virüs. Hemen
hemen def edin gitsin arkadaşlar. Bakın işte bunlar zaman yönetimidir aslında. Ha, tabii ki keşke sınavın en başında bunları konuşsaydık o hazırlanma sürecinde. Şimdiye kurdu olmuştunuz ama olsun, geç kalmış sayılmazsınız. Lütfen bunları uygulayın ve aklınızdan hep şunu geçirin, olur mu sınavda çok stres olduğunuzda. Ben elimden geleni yaptım. Şu an sadece bunu göstermek için buradayım. Olursa olur, olmazsa canınız sağ olsun arkadaşlar. Hiçbir şey sizden daha değerli, daha önemli değil. Evet, bir şeyler için hep çabalıyoruz, yapıyoruz. Ben de çok çalıştım, gerçekten çok çalıştım. Sahip olduklarımın farkındayım. Hani gerçekten bu anlamda asla nankörlük yapmam. Her zaman da şükrediyorum ama olmasaydı da ben yine bir şekilde paramı kazanırdım. Ben yine bu zayıf olurdum. İnsanın içinde olduktan sonra bazı şeyler vesile. Ben devlet memuru olduğum için, devlette mesela öğretmenlik yaptığım için ne oluyor benim şansım? Hobilerime ya da kendime zaman ayırmak için daha fazla vaktim kalıyor. Ne yapıyorum? Uykudan feragat etmiyorum belki de bunun için. Ama olmuyorsa da ben hobilerimle uğraşamayacak mıyım? Yani ben özel sektörde çalışıyorum diye hiç mi bir şey yapmayacağım? Gene yapacağım. Ama ne olacak belki bu sefer? İşte günde 7 saat değil de 6 saat uyuyacağım belki. Belki örnek veriyorum, bazı şeyleri daha hızlı yapıp kendime zaman ayırmak için o zamandan çalacağım. Ama bir şekilde yapacağım. Siz yeter ki içinizde olsun. Siz keyifle yaşamak isteyin. Yaşamış olmak için değil ama böyle tadına vara vara, tadını çıkara çıkara yaşamak isteyin. Bunun tek yolu devlet değil arkadaşlar. Sadece bunu düşünün. Evet, inşallah hepiniz için en hayırlısı olur. Onu da biz bilmiyoruz çünkü. İnşallah en hayırlısı olur. Olmazsa da ne olur sıkmayın canınızı, canınız sağ olsun. Hele buna üzülecekseniz sınav anında asla. Sınav anında buna üzülmek sadece sizi geriye atar arkadaşlar. Aman ha, dikkat. Peki son olarak Türkçe ile ilgili. Biliyorsunuz Türkçenin son sorularında sözel mantıktan önce bir metin veriyor ve bununla ilgili 3 tane soru veriyorlar arkadaşlar. Öğrenci diyor ki bunda peki zaman yönetimi nasıl yapacağım, nasıl okuyacağım? Şimdi genelde 2 soru metni gene anlamayla ilgili. Biri ana düşünce, biri yardımcı düşünce olabilir. Biri yapı, biri yardımcı düşünce olabilir. Biri de daha basit, işte hangisi gerekçe bildirmektedir, hangisi belki bir dil bilgisi sıkıştırabilirler. Böyle olduğunda bir kere önce baktınız en üstte diyor ya, işte 24, 25, 26. soruları işte aşağıdaki metne göre cevaplayın. Metni okumadan önce lütfen o 3 soruya bakın ve aklınıza not edin onu. Ha, ana düşünce istiyor, yardımcı düşünce soruyor ve benden işte gerekçeli cümle istiyor. O zaman metni okurken artık neye göre okuyacaksınız? O metne dikkat edeceksiniz. İşte ha, gerekçeli cümle bunu istemişti. Tamam, ben bunu hemen işaretledim. Ha, ne olur? Sonra 2 soru, biri ana düşünce, biri yardımcı düşünce ya. Ondan sonrası arkadaşlar sizin elinizde değil zaten. 2 kere okuyacaksınız soruyu. Ama o metni okumadan önce lütfen önce soruları okuyun. Bir amacınıza bakın. Hüseyin'cim gerçekten geç oldu ama inşallah bundan sonra faydam olmuş olur. Arkadaşlar 1,5 dakika kaldı. Hatta şöyle yapayım. Bitiriyorum, bunu kaydedeceğim. Sonrasında yine kaydederim, tamam? Hemen ya da bitirmeyeyim, konuşuyorum. Hemen konuşuyorum. Bir daha toplanmak zaman alır. Arkadaşlar hakkınızda en iyisi, en hayırlısı olsun. Bu söylediklerimi tekrardan bir kere daha kaydı dinlerseniz bence çok yararlı olacaktır. Anlamadığınız bir şey olduğu zaman lütfen bana soru sormakta çekinmeyin. Her zaman cevaplarım. Tatildeyim, rahatım. O anlamda hiç sıkıntı olmaz. Seve seve cevap veririm. İnşallah benim söylediklerimle gerçekten bir şeylerde fark yaratırsınız. Yine söylüyorum, sadece bilginizi değil bu taktikleri kullanın. Arkadaşlar bu taktikler sizi rakiplerinizin önüne atacak. Ya ben teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah seneye öyle bana bir selam atmak için canlı yayınıma katılırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Daha güzel şartlarda, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Esen kalın, şen kalın, hoşça kalın. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Görüşürüz. İnşallah sınav günü gecesi bir gün öncesinde bir güzel motivasyon videosu atacağım size. Tamam? Hoşça kalın.